Bugünün ilk Skype bağlantısını Hüseyin Özkök'le yapacağız ve Avrupa'nın, dünyanın gündemini her zaman olduğu gibi kendisiyle konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Yine bahçenizden, balkonunuzdan kuş sesleriyle yayınımıza katıldınız. Günaydın. Günaydın Ezgi. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin hepinize. Çok teşekkürler. Evet, tabii ki hava güzel olunca balkondan yayın yapmak yazın güzel oluyor. Dolayısıyla ben de yayınlarımı buradan sürdürüyorum. Bize kolay gelsin diyelim, size de iyi keyifler diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki, şimdi az önce izlediğimiz haberle başlayalım her zaman olduğu gibi. Malum temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Evet. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Konya Spor, Batı Borisov'la, Başakşehir'de Maccabi Netanya'yla. Şimdi isterseniz tek tek başlayalım. Özellikle Fenerbahçe açısından belki de bir kura şansı diyebiliriz. Zira hemen hemen herkes Midtjylland'tansa Dinamo Kiev gelse daha iyi olur yorumlarını yapıyordu. Öyle de oldu. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ki Dinamo Kiev'in içinde bulunduğu durum, ülkenin savaşta olması ve Dinamo Kiev'in maçlarını Polonya'da oynayacak olması, ayrıca yabancı futbolcularının ayrılması takımdan ve şu anda sadece ve sadece Ukraynalı futbolcuların takımda yer alması, liglerin ta geçtiğimiz yıl Aralık ayından beri oynanamaması ve hazırlık maçlarıyla durumu idare etmeye çalışmaları, tabii ki bunlar Dinamo Kiev için dezavantaj ve Fenerbahçe için bir avantaj. Fenerbahçe normal şartlar altında hazırlıklarını sürdürüyor, transferlerini yapmaya başladı, yeni bir teknik direktör getirdi. Ama Dinamo Kiev'in başında da Türkiye'yi çok iyi tanıyan Mircea Lichescu gibi bir kurt antrenör var. Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir de Dinamo Kiev'in kurumsal hafızasını ve futbol kültürüne ait bir takım olduğunu, uluslararası geniş çapta geçmişteki başarılarını unutmamak lazım. Bunlar tabii ki önemli etkenler. Dolayısıyla Fenerbahçe için kolay gibi gözükse de yine de dikkatli olunması gereken bir kura. Çünkü saydığım gibi Dinamo Kiev'in böyle özellikleri var. Bir de şimdi savaş nedeniyle özellikle Ukraynalı futbolcular ülkeleri için oynuyorlar ve bununla ilgili halklarına mutluluk yaşatmak için daha bir çaba gösteriyorlar. Bunu hazırlık maçlarında da özellikle gördük ve Ukrayna milli takımının Uluslar Ligi maçlarında aldığı sonuçlardan da bu ortaya çıkıyor. Ama Fenerbahçe tabii ki şanslı bir kura çekti Midtjylland'a göre. Çünkü sonuçta onlar da liglerine başlamış olacaklar. Bir hafta oynanmış olacak onların ligleri. Biraz daha önce hazırlıklara başladılar onlar Fenerbahçe'den. Ama Dinamo Kiev Fenerbahçe için uygun bir rakip. İlk maç Polonya'da, deplasmanda. Hangi şehir ve stat olduğu henüz belli değil. O da daha sonra belirlenecek. Ama Fenerbahçe'nin şansının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk maçta dengeli bir skor elde ederse Fenerbahçe, burada Kadıköy'de işi bitirir diye düşünüyorum Ezgi. Diğer rakiplerimize de geçeyim istersen hemen. Tabii ki. Başakşehir zaten seri başı olarak kura çekimine girdi. Ve seri başı olduğu için de görece daha güçsüz bir rakip çekti. İşte İsrail Ligi'ni geçen sene dördüncü bitirdi. Ancak kupa kontenjanından, çünkü ligi ikinci bitiren takım kupa kontenjanından dahil olduğu için konferans ligine, dördüncü sıradaki takımla eşleşti Başakşehir. Ben Başakşehir'in ilk maçta işi bitirerek kendi sahasında rövanşa rahat gideceğini düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'den çok daha düşük kalibrede bir takım Netanya. Burada bir sorun yaşanacağını tahmin etmiyorum. Konya Spor'la ilgili aslında hani fazla şu anda Türkiye'de bilinmeyen bir durum söz konusu. Belarus takımları maçlarını yurt dışında ve seyircisiz oynuyorlar. Mesela Belarus milli takımı maçlarını bu Uluslar Ligi'nde Sırbistan'da Novi Sad şehrinde ve seyircisiz olarak oynadı. Çünkü UEFA'nın onlara getirdiği bir yaptırım var. Rusya'yı Belarus hükümeti kayıtsız şartsız desteklediği için ihraç olmasa da böyle bir yaptırım uyguladılar. Çünkü oraya gidecek takımların güvende olacaklarını düşünmüyorlar. Dolayısıyla Konya Spor muhtemelen Sırbistan'da seyircisiz olarak oynayacak rakibiyle deplasmanda. Bu Konya Spor için de bence avantaj. Zaten Konya Spor'un seyircisinin ne kadar coşkulu, iyi bir seyirci olduğunu biliyoruz. Kendi sahasında da Konya Spor coşkulu seyircisiyle çok daha avantajlı. Ben tura yakın tarafın Konya Spor olduğunu düşünüyorum ama Batı'nın de uluslararası tecrübeli bir takım olduğunu unutmamak lazım. Yani takımlarımız
Bence iyi kurallar çektiler ve tur için ciddi anlamda şansları var diye düşünüyorum Ezgi. Tabii ki biz şimdiden başarılar dileyelim tüm temsilcilerimize. Şimdi buradan isterseniz Dünya Kupası'na geçelim. Az önce yine ekrana getirmiştik haberi. Evet. Dünya Kupası bileti alan son ülke Costa Rica olmuştu. Artık Dünya Kupası'na gidecek takımlar, ülkeler belli. Şimdi bizi nasıl bir Dünya Kupası bekliyor? İsterseniz şöyle kısaca bir değerlendirelim. Şimdi 29 takım belli olmuştu bu son maçlara kadar ve kurallar da daha önce çekilmişti. O işte belli olacak 3 takım gruplarına yerleştirildi. Onlar tahmini olarak, ihtimal olarak gruplarda konmuştu. İlk olarak Galler Avrupa playoff'undan geldi. Daha sonra işte kıta arası playoff'ların ilkinde Avustralya Katar bileti aldı ve Peru'yu eledi penaltılarla ve ardından da son olarak da Costa Rica Yeni Zelanda karşısında 1-0 kazanarak 32. takım olarak biletini aldı ve böylece tamamlanmış oldu katılacak takımlar. Valla şenlikli bir Dünya Kupası bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü 32 takımlı ve bütün dünyadan çok çeşitli ülkelerden, kültürlerden taraftarların bir araya geleceği bir Dünya Kupası çok şenlikli olacaktır. Ben 2006 Dünya Kupası'nı özellikle Almanya'da takip etmiş biri olarak oradaki o coşkunun, şenliğin Avrupa Şampiyonası'nda da keza takip etmiştim. O şekilde yani bu çok değişik kültürlerde insanların bir araya gelmesi bu tip turnuvalar çok çok zevkli. Dolayısıyla ben kışın da olsa güzel bir Dünya Kupası geçireceğimizi düşünüyorum. Biz burada tabii soğuktan titrerken onlar orada güzel sıcak havalarda maçlarını oynayacaklar futbolcular ve taraftarlar da aynı şekilde maçlarını orada seyredecekler. Ben işte bir an önce Dünya Kupası'nın gelmesini istiyorum açıkçası. Bütün futbol severler gibi aslında çok haklısınız. Şimdi az önce bir önceki saat diliminde daha doğrusu yine ekrana getirdiğimiz bir haber vardı. Ki sizinle de zaman zaman farklı spor branşları için bu konuyu konuştuk daha önce. Kadın ve erkek Evet. gelirlerindeki eşitlik konusunu İspanya'dan bu konuyla ilgili bir adım geldi. İsterseniz izleyicilerimiz için biraz daha detaylarından bahsedelim. Evet, söylediğin gibi geçen hafta daha Almanya ile ilgili konuyu konuşmuştuk. Çünkü Almanya'da bu eşitlik sağlanmayınca Oliver Bierhoff da UEFA'dan elde edilen gelirlerin çok farklı olduğunu ama ileride bunun için çalışmalar yapılacağını belirtmişti. İspanya Futbol Federasyonu'nda böyle bir karar aldı ve yalnız maaşlarda değil de elde edilen veyahut da verilecek primlerde ve imaj haklarında kadınlarla erkeklerin elde edilen gelirleri paylaşacaklarını söyledi. Bu yine çok büyük bir atılım. Bunu daha önce ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu yapmıştı ve kadın erkek maaşlarını ve ücretlerini her türlü ücreti eşitlemişti ve bu dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. İspanya bunun bir bölüm olarak şimdi gerçekleştirdi. Ben dünyadaki diğer federasyon, özellikle de Avrupa'daki federasyonların artık bunu yavaş yavaş hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir gelişme bu kadınlar açısından. İnşallah böyle devam eder. Şimdi yine bugün ekrana getirdiğimiz bir haberdi. Önemli bir gündem maddesi aslında. Malum transfer dönemi başladı ve eskisi kadar olmasa da hala astronomik transferlerden bahsedebiliyoruz. Bu Evet. anlamda La Liga, Manchester City ve Paris Saint-Germain'i şikayet etti. Bu durumun nasıl sonuçlanmasını beklersiniz? Şimdi Mbappe'nin İspanya'ya gidecek olması, Real Madrid'le imzalayacak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Biz de burada çok konuşmuştuk bu transferin herhalde büyük ihtimalle gerçekleşeceğini. Fakat bir anda Mbappe gitti, Paris Saint-Germain'e sözleşmesini uzattı. Ve burada çok büyük rakamlar telaffuz edildi Ezgi, 300 milyon euroya kadar. Fakat Financial Fair Play bölümü var bir de bu işin. Bunu Paris Saint-Germain nasıl gerçekleştirdi, bu tam olarak bilinmiyor. Mbappe açıktan mı para alacak nedir bu belli değil. La Liga yönetimi buna çok sinirlendi açıkçası ve işte son olarak da UEFA'ya bir şikayette bulundular. Hem Manchester City hem de Paris Saint-Germain hakkında bir şikayette bulundular. Ha, bir sonuç çıkar mı bilemiyorum. Daha önce bu kulüplerin UEFA ile başı derde girmişti ama çok ucuz şekilde bunları atlatmışlardı. Ayrıca bu kulüplerin yöneticileri özellikle Paris Saint-Germain'in sahibi El Helaifi UEFA'nın da yönetiminde, Kulüpler Birliği'nde yönetiminde, Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde. Yani buradan ne ceza çıkabilir onu bilemiyorum. Hatta son Real Madrid Paris Saint-Germain karşılaşmasında Paris Saint-Germain'in patronu El Helaifi bir
Real Madrid çalışanına seni öldüreceğim diye tehditte bulunmuştu. UEFA'da disipline verildi. O disiplin soruşturmasının hala cezası açıklanmadı. Dolayısıyla hani buradan fazla bir şey çıkacağını ben çok tahmin etmiyorum Ezgi. Bakalım ilerleyen süreci takip edip göreceğiz. Peki Hüseyin Özkök, son olarak ben yine sözü size bırakayım ve gündemde başka hangi maddeler var bugün? Kısaca bir özetleyelim. Hemen hızlı hızlı geçeyim. Platini ile Blatter'in biliyorsun bu 2 milyon dolar davası vardı. Yıllar önce işte FIFA'dan UEFA'nın o zamanki başkanı Platini'ye ödenen bir 2 milyon dolar söz konusuydu. Bunun illegal yollardan ödendiği, rüşvet olarak ödendiği söyleniyordu. Fakat bununla ilgili daha sonra bir mahkeme açıldı ve bu mahkeme şimdi Platini ve Blatter hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası talep etti savcılık. Bunun da tecilli olarak uygulanmasını istedi. Bunun kararı da 8 Temmuz'da yapılacak duruşmada verilecek. Ama diğer yandan da mahkemenin dinlediği bazı tanıklar bu paranın anlaşmalı olarak FIFA tarafından ödendiğini ve bu durumun aslında bir suç olmadığını belirtmeleri kafaları karıştırdı. Ben 8 Temmuz'daki kararı özellikle çok merak ediyorum. Bir de zaten Platini Infantino'yu bu işleri karıştırmakla suçlayarak mahkemeye vermişti. O da ayrı bir dava olarak görülecek. Bunun yanında baktığımızda Barcelona, son olarak ondan da bahsedeyim. Barcelona yıllar boyu hiç reklam almamıştı. Formasını biliyorsun, daha sonra bu değişti ve reklam almaya başladı. Şimdi ama Barcelona kulübü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile bir anlaşma yaparak onlara destek amacıyla sırtında bu ajansın reklamlarını taşıyacak. Bu da aslında mülteciler konusunda Barcelona gibi büyük bir kulübün dikkat çekmesinin çok güzel olduğunu bize gösteriyor. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Görüşmek üzere.